Peki diyorsun ki adaya ilk gittiğim zaman Ay. çok saftım. Gözümü açmamıştım. İlk tokadı kimden yedin? İlk Hangi tokadı, olay gözünü açtı? şöyle söyleyeyim, aslında ilk tokadı çok güvendiğim Akın'dan yedim diyebilirim. Aslında bana karşı olan bir şey değildi kesinlikle. Yani arkadaşlarımdan bana karşı hiçbir şey görmedi. Bir de İsmail abiden dolayı çok kırıldığım bir şey vardı. Onun dışında kimseden gördüğüm bir şey yoktu. Akın'dan da şöyle, hani Akın... İstiyorsan sen tekrar et Ya ben cevabını. tekrar edeyim, kesinlikle öyle bir şey yok bizim Gökhanlarımızda. Ahmet de aynı şekilde, biz üçümüz birbirimize çok kenetlendik. Oyunlarda da hep birlikte olduğumuz için sürekli birbirimize sarılıyoruz. Sürekli birbirimizi motive ediyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, kazanmak için uğraşıyoruz. Hani böyle bir şey olması mümkün değil, söz konusu bile Ama değil. bazı sevinme anlarınız vardı bir ki. Bir görüntü vardı. Evet. Bak ben de diyordum ki olabilir adadır, 116 gündür. Kızlar genç güzel, erkekler yakışıklı ama bir... O aslında sarılmalarımız sevinçten, çünkü bir kişiyi zaten taşımışız. Biz oraya ikimiz finale çıktığımız zaman Gökhan'la oyun için zaten aslında biz kazanmıştık bize göre. Biz eğer oraya iki kişi taşıyabildiysek hak etmişiz ki oraya kadar gelmişiz diye düşündük hep. Merve başkalarıyla da sarıldığında içimizde acaba mı uyanmadı da Gökhan'la sarılınca uyandı. Ya ne işte bilirim öyle yani. bir şey olmuş ama kesinlikle öyle bir şey söz konusu bile değil. Olsa zaten söylerdik böyle bir Peki şey, yok şöyle yani. diyor bir seyircimiz, belki de diyor farkında değil Gökhan'ın Merve'ye ilgisi olabilir. Olabilir. Ya yok böyle bir şey ya. Bu arada Sevgiler. teşekkür Sağ ol. ederiz. Bu arada Yasemin Gamze Aksoy seyircimiz, yani bazı seyirciler bizden daha gazeteci. Şöyle bir ayrıntı yakalamışlar seninle ilgili. Ahmet Dursun'un sakatlandığı yerde Gökhan Merve'ye aşkım diye seslendi. Bununla ilgili açıklama bekliyoruz. Ya böyle şeyler evet yazmışlar. Öyle bir şey yok ya. Hiç aşkım falan demedi yani Gökhan bana. Öyle bir durum yok yani. Ya da İnsanlar belki... kendileri bence yakıştırıyorlar ya kendilerince. Aha. Yakıştırdıkları için de bazı kelimeleri duymak istedikleri gibi duyuyorlar. O yüzden öyle algılamış olabilirler. Peki bir yarışmacı, buraya katıldı mı katılmadı mı söylemeyeceğim. Bize şöyle bir şey söyledi, ismini de asla vermeyeceğiz. Bizim Gökhan'la aramızda özel bir elektriklenme vardı dedi. Sen Gökhan'ın böyle biriyle arasında bir yakınlaşma, bir elektriklenme hissettin mi? Vallahi yani 117 gün o odada kaldım. Böyle bir şey hissetmedim. Böyle bir şey çaktırmadan yaşadıysa da ne mutlu ona diyorum. Zaten odada kaç kız vardık? Ben, Serenay, Duygu, Eda vardı. Hani ben olmadığıma göre üçünden birisi, hangisi onu bilmiyorum. Gerçekten iyi saklamış. Bak ünlüler gönüllüler demedik, hiç ayırmadık. Evet. Bir yarışmacı dedik. Hayır ben aday hayatımızda 4 tane kız yaşamış, gönülleri hiç katmadım bile yani bu konuyu şu an. Böyle konularda uyanık mısındır? Bazı insanlar bir bakışta onların arasında bir şey var der. Bazıları yanında öpüşse anlamaz. Sen hangi tiptensin onu da soralım. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Anlarsınız aslında ya bir insanın bir insana bakışından bir şey var mı yok mu diye. Ama hiç öyle bir şey sezmedim yani. Ne gönüller takımından geldikten sonra ne de ünlüler takımında öyle bir şey sezmedim yani. Belki tek taraflıydı o vardır. Mutlaka vardır. Çok kıskanan insan vardır. Vardır. Senin ayağının bir ufak böyle kaymasına bakarlar. Çok yaşadım böyle şeyleri. Biraz sadece ara vermek istiyorum. Dinlenmek istiyorum. En düzgün kararı da o şekilde verebileceğimi düşünüyorum. Özlersem zaten mümkün değil. Atletizm öyle bir hastalıktır ki. Çok zordur. Belki çoğu insan sevmez. Ama başladığınız zaman da gerçekten bırakamazsınız. Yani Survivor adasında yaşadığın şeyleri atletizm dünyasında da yaşıyor muydun? Of. Arkadan konuşmalar, kazıklamalar, elemeler. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu sadece atletizmde de ada hayatında değil. Bu bütün yaşantıda. Sizin bulunduğunuz evet. sektörde de olmaz aynıdır. Mı? Olmaz İnsanlar mı? Yüzünüze gülerler. Arkanızdan neler, neler söylerler. Neler neler. Evet. O yüzden bunların hepsi yaşanacak şeylerdir. Tek önemli olan şey eğer başarılıysan zaten teksindir. Yanında aslında kimse yoktur. Sen zirvedeysen teksindir. Sen düştüğün zaman insanlar aslında ha hi canım falan tavrına girerler. Başarıya gidersen de giderken de tek olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksın. Evet, çok Ona göre sevdiğim hareket bir edeceksin. Söz var. Ona Yukarıda göre. rüzgarlar sert eser diye. Ha? Aynen. Belki sen yukarıya çıktıkça atletizmde de başına gelmedik kalmadı bilmiyoruz ki. Aynen. Ah ah. Ha? Peki televizyonla ilgili bir şey istiyor musun? Ya hiç böyle bir şey düşünmedim açıkçası. Televizyonla ilgili bir şey olur mu, güzel olmaz bir yüzüm mı? var. Bilmiyorum ne olur, ne olmaz. İnsanlar şimdi öyle bir şey ki seven vardır, sevmeyen vardır, isteyen vardır, istemeyen vardır. Bir tek seni sevmeyenler Serenay Aktaşlar fanları. Onları Onlar da ben, yazıp onları duruyor. Da ben çok seviyorum. Hepsi biliyorum küçük küçük kızlar, bebekler. Çocuklar. Hepsini öpüyorum buradan onlar beni sevmeseler de teker teker öpüyorum. Sevmeyebilirler.
Ama ben onlara karşı bir antipatik bir şey duymuyorum. Yazsınlar, istediklerini söylesinler. Çok fazla aslında takmıyorum diye. Merve, biraz evvel makyaj odasında dedin ki giderken Twitter ve Instagram hesabımda bir şeyler yoktu. Döndüm, rekor kırıyor dedin. Öyle bir şey ki ben buradan söyleyeyim, teknolojiyle alakası olmayan bir insanın hayatta da anlamazdım böyle şeylerden. Bana zorla buraya gelmeden önce en yakın arkadaşım var. Yağmur, Hila, işte kardeşim Fukcan. Onlar bana zorla hani aç Twitter, aç Twitter, aç, yok Instagram aç, onu aç, bunu aç. Ya dedim açsam ne olacak bilmiyorum ki kullanmayı dedim. Sen de aç dedi, biz devam ederiz. Açtım ben. Hatta şu anda yeni yeni öğrenmeye başladım. İlk attığım tweet de şöyle oldu benim. Şu an kek börek çörek yiyorum falan oldu. Hani o kadar bilmiyorum, o kadar uzağım ki. Yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Böyle öğretiyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. Kaç günde kaç arttı? Ya vallahi bayağı arttı ya. Kaç bin oldu? 29 bin mi Twitter? İyi. Ondan sonra Instagram'da 20 bin falan takipçi var. Ve çok güzel şeyler yazıyorlar gerçekten. Hani bunun yanında kötü şeyler yazanlar da var ama güzel şey yazan çok insan var. Hepsini çok çok öpüyorum. Çok verdikleri destekleri görüyorum. İnanılmaz güzel bir duygu bu. Adaya gittin, 114 gün kaldın ve 7 kilo birden gitti. Evet. Şöyle bir ayağa kalksan ama da izleyiciler 7 kilonun seni görsün. En az bir 4 kilosunu falan geri aldım yani haliyle yemeklerle buluşup. Kabak ve biber dolmasıyla geri aldım. Kalkalım. Merve ada hayatına o kadar adapte olmuş ki gelirken elbisesini getirmeyi unutmuş. Ben her şeyimi unuttum. Normalde krem rengi bir elbise. Annem beni şimdi görüyordur. Diyor ki ah benim aptal. Merve bacaklar macaklar sıkılaşmış. Evet. Peki şu hep aşil tendonun sakatlığından bahsediyorsun. Aşil tendonu neresi oluyor? Bir göstersen. Aşil tendonun burası. Ha, sakatlık oradan mı olmuştu? Aynen. Tam böyle yarışı bitirmene 200 metre kala. Son bir turda olmuştu, 400 metrede olmuştu. Ama sen buna rağmen sakat sakat gittin, yarışı bitirdin. Aynen. Zaten insanlar görmüştür ne kadar hırslı bir insan olduğum. Onun vermiş olduğu bir hırsla bitirdim. Çünkü yaşamış olduğum bir sürü şey var. Bir sürü antrenman yaptım, bunu atamazdım yani çöpe. Peki Doğan Şeran diyor ki şu an Serenay başka bir kanalda bizim arkadaşlarımızın programında. Merve'nin erkek arkadaşı var, Gökhan'la birlikte olamaz diyor. Doğru mu? Gerçekten erkek arkadaşın var mı? Yok, bunu kimse Serenay söylemiş. Serenay söylemiş. Yanılmış Doğan yok. Doğan Şeran yani. Yazmış bize de. Böyle bir şey yok. Ha, yani Serenay Gökhan'la Merve'nin arasında bir şey olmadığının evet. Altını çiziyor özellikle. Evet, olabilir. Merve ile Gökhan arasında bir şey var mı? Kaç kez tekrarlasın? Ne yapsın Merve? Benim aramda hiçbir şey yok Gökhan. Arkadaşlar çok yakıştırıyor olabilirsiniz. Biz de yakıştırdık. Gökhan'ı tanımıyoruz ama insan görüşte insanın böyle bazen tipi ruhunun aynası oluyor ya. O da beyefendi birisi. Seni zaten yani ben sevdik. Söyleyeyim aslında biz bu konuya açıklığı diğer programda Gökhan'la birlikte getireceğiz. Ahmet ben Gökhan üçlüsünü herkes çok merak ediyor. Bir arada ne görmeyi diyorlar, çok istiyor. Ne diyorlar, size isim de takma. Ahmer Gök'üz biz onlara göre. Allah Allah. Ahmer Gök'ü bir arada görecekler, herkes görecek Zeykel zaten. Zeykel gibi yani. Zeykel o zaman gibi, bence bütün gibi. Soruların cevaplarını da bulacaklar diye bir düşünüyorum. Bir arkadaşımız da geçen de yayın derken biz böyle Gökhan'la Merve arasında bir şey olabilir mi diye soruyoruz. O da WhatsApp'tan şey atmış. Yok bence Ahmet Dursun olabilir. Ay kızı var ya bu. Ahmet Dursun, Akın, Gökhan, herkes yani. Ahmet Dursun'la da sonradan böyle bir yakınlaştınız değil ya, mi? Ahmet'le bizim Servet abimiz var. Onu da çok çok öpüyorum buradan. Ortak bir tanıdığımız var. O vasıtayla da zaten daha farklı bir yakınlığımız vardı Ahmet'le. Zaten kendisi de yaşça benden büyüktür. Kendisini çok seviyorum. İnanılmaz doğal bir karakter, inanılmaz doğal komik Ahmet bir adam. Ahmet Dursun için mi söylüyorsun? Ahmet Dursun için söylüyorum bunları. Ama bir dakika, Ahmet Dursun bir şey yapamadı sanki ya. Ya ilk ama böyle sıktı kendini Ahmet, böyle açlığında vermiş olduğu bir şey. Bizde hep şey vardı, Ahmet'in açlık hali, hani before after yapıyoruz ya, öncesi sonrası. Açlık çektiği zamandaki anı, bir de yemek yedikten sonraki anı, ödüllerden sonraki anı. Ahmet Dursun'un bir halini hatırlayacağım. Hep sonuna kadar vatozlarla o havuza girdiğinde anneciğim diye kaçmış. Bizim Mia ben yine... Ben daha görmedim onu. Bizim Mia yine yazmış yazacağını. O zaman Serenay Gökhan'dan hoşlanıyor. Neden Merve'nin sevgilisi var desin ki? Öyle değil mi kızlar demiş. Ha, Mia senden ediyorum. Var ya korkulur. Hiç öyle bir şey biz demedik. Senin fikrin o. Bu arada Kamran Karani diyor ki Azerbaycan'dan yazıyor. Bazen oyunun hırsına kapılıp sonuna geldik. Her zaman da ben gitmek söyledik. İstemiyorum sizinle buraya gidiyor. Ben kalıyorum bir dahaki yayında tekrardan sizi Doktor burada görmek istiyorum. Oradan sonra Deryan Dünyası devam edersin. Aynen, ben şeyler açıklarsın ama her zaman söylüyoruz. Bilekliklerimi bile çıkartamıyorum. Bir yarışmanın birincisi vardır, bir de gönüllerin birincisi vardır. Hangisinin etkisi daha uzun sürer derseniz bilmiyorum.
Tekrardan teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.